Herkese merhaba. Akışkanlar mekaniği dersimize başlıyoruz. Evet, akışkanlar mekaniği dersimize başlıyoruz arkadaşlar. Akışkanların özelliklerine devam ediyoruz. Bugünkü akışkanların özellikleri konusunda son durum yüzey geriliminin önemi olacak. Yüzey gerilimi hakkında da çeşitli bilgiler verdikten sonra bu bölümü bitirmiş olacağız. Yani akışkanların özelliklerini bitirmiş olacağız. Yeni konuya geçeceğiz. Evet, 4 bölümdür akışkanların özelliklerini işliyoruz ve yüzey gerilimiyle devam edeceğiz. Arkadaşlar, yüzey gerilimi ve kılcallık etkisi önemli. Mühendislikte önemli. Tekstil mühendisliği olsun, makine mühendisliği olsun, kimya mühendisliği olsun. Kılcallık etkisinden, yüzey geriliminden yararlanarak çeşitli makinalarda icat edilebiliyor. Çeşitli makinalarda kullanılabiliyor. Şimdi işin teorisine bakarsak, sıvı damlacıkları içleri sıvıyla dolu küçük küresel balonlar gibidir demişim. Sıvı yüzeyi ise gerilmiş elastik bir zar benzeri davranış sergiler. Bu çerçevede bir yüzey gerilimi oluşuyor. Onun hakkında matematiksel bir modelleme de şimdi yapacağız. Arkadaşlar, gerilime neden olan çekme kuvveti yüzeye paralel olarak etkin ve sıvı moleküllerinin birbirlerini çekmelerinden kaynaklanır. Bu kuvvetin birim uzunluk başına büyüklüğü yüzey gerilimi olarak adlandırılır. Evet, yüzey gerilimi üzerine çalışacağız. Birim uzunluk başına olduğu için Newton bölü metre birimiyle ele alacağız. Newton bölü metre birimiyle ele alınacak ve yüzey gerilimleri bizim için tablolar haline getirilmiştir. Tablolardan alıp yüzey gerilimi değerini Newton bölü metre biriminde kullanacağız. Evet, tablolarda örnek olarak ne demişim? Bazı sıvıların 1 atmosfer basınç ve 20 derece santigrattaki yüzey gerilimleri. Demek ki sıcaklığa göre ve basınca göre değişiyor. Yine tabloda su için çeşitli sıcaklıklardaki değerleri verilmiş. Öncelikle yüzey gerilimini arkadaşlar sigma s ile veya direkt sigma ile göstereceğiz. Birimi Newton bölü metre, deneyler sonucu bulunup tablolar haline getiriliyor. Bu tablo değerlerini kullanacağız. Mesela su için 0 dereceden 300 dereceye kadar vermiş. Sıcaklık arttıkça yüzey geriliminin düştüğünü görüyoruz. 0.076 Newton bölü metre ile başlıyor 0 derecede. Örneğin 100 derecede 0.059 Newton bölü metreye geliyor. Tabii çeşitli akışkanlar için glisilin olsun, civa olsun, etil alkol olsun, gaz zeyi olsun, hangi akışkanlarla çalışıyorsak o akışkanların yüzey gerilimini tablodan alacağız. Tabii bu tablo bizim için yeterli ama ayrıntılı bilgi için daha ayrıntılı tablolarda yer alıyor. Ama bu derste bu tablo bizim için yeterli olacak. Arkadaşlar, sıvı ve katı yüzey arasındaki çekim kuvveti ne biz adezyon diyoruz. Sıvı moleküller arasındaki çekim kuvvetine de koezyon diyoruz. Sıvı ve katı yüzey arasındaki çekim kuvveti sıvı moleküller arasındaki çekim kuvvetinden büyük ise sıvı yüzeye yayılarak yüzeyi ıslatıyor. Su yüzeyi ıslatır fakat civa ıslatmaz demişim. Örneğin bak, bir boru içinde su işte kılcallık etkisiyle yüzey gerilme etkisiyle yükseliyor ve adezyon ve koezyon kuvvetlerinin büyüklüğüne göre bir parabolik şekil alıyor ama suda böyle bir şekil yukarı doğru bak açılıyor. Civada aşağı doğru bir bombe gösteriyor. Sıvıların özelliklerine göre, adezyon ve koezyon değerlerine göre bunu gözleyebiliyoruz. Ama biz arkadaşlar problemleri çözerken bu işin teorisi ve sıvı bu şekilde yükseliyor ama biz burayı bir doğru olarak kabul edip ona göre problemleri çözeceğiz. Yani şuradaki bu eğim, bu parabolik durum bizim problemlerde çok etkili olmayacak. Burayı bir çizgi olarak kabul edeceğiz. Ama ıslatan sıvı ve ıslatmayan sıvı açısından işin teorisi var. O teorilere girmeyeceğiz. Ama ıslatan sıvıda yüzeyde sıvı bir miktar yükseliyor gördüğünüz gibi. Islatmayan yüzeyde akışkan sıvı yüzeyle karşılaştığı şöyle bir karakteristik durum oluşturuyor. Teta açıları ona göre değişiyor. Neyse, bu işin teorisine girmeyeceğiz. Bize bu derste ne lazım olacak? Şimdi ona bakalım.
Arkadaşlar herhangi bir sıvı içine bir boruyu daldırdık. Bu boruyu daldırdığımızda ve beklettiğimizde borunun içinde bir miktar sıvı yükselecek. Gördüğünüz gibi şurada böyle bir eğri oluşturuyor. Biz bunu düz olarak kabul edeceğiz. Yani şuradaki H yüksekliğini bu düz olarak kabul ettiğimiz duruma göre alacağız. Boru içinde sıvı bir miktar yükseliyor dedik. Bir H yüksekliği oluşturuyor. Ve bu çerçevede yüzeyde bir gerilim meydana geliyor. Onun değeri bakın sigma S burada var. Sigma S'nin birimi ne? Newton bölü metre. Demek ki bunu Newton'a çevirmek için buradaki kuvveti Newton olarak alabilmek için bunu metre ile çarpmamız lazım. O metre de ne? Bu mesela silindirik bir elemansa onun çevresi 2 pi R. R gördüğünüz gibi yarı çap, 2 R çap. Ona göre 2 pi R çevresi çarpı sigma S buradaki bize kuvveti Newton cinsinden verecek. Her akışkan belli bir phi açısı yapar. Ona göre problemleri değerlendireceğiz. Ve yükselen akışkanın ağırlığını göz önüne alacağız. Yükselen akışkanın belli bir ağırlığı var V olarak. Bu bilgiler çerçevesinde arkadaşlar boruyu daldırdık. İçinde bir miktar sıvı yükseldi ve durdu. Sabit durumda Z yönündeki kuvvetlerin toplamını sıfıra eşitleyerek analizimizi yapacağız. Ne demişiz? Kılcalık etkisinden dolayı bir boruda yükselen sıvı sütununa etkileyen kuvvetler demişiz. O kuvvetler iki tane. Bir tanesi ağırlık kuvveti, Newton. Bir tanesi de yüzey gerilimini oluşturdu bu kuvvet. Bu da Newton olarak göz önüne alacak. Z yönüne göre bu kuvvetleri değerlendireceğiz. Bizim mühendislikteki amacımız bu H yüksekliğini bulmak. Bu H yüksekliği bizim için önemli. Ona göre matematik işlem yapacağız, fiziksel işlem yapacağız. Arkadaşlar şekil burada var. Ne dedik? Z yönündeki kuvvetlerin toplamı sıfıra eşit olacak. Denge halinde. Yani bu dengeye gelmiş, yükselmiş ve burada durmuş. Öncelikle ağırlığa bakalım. Sıvının ağırlığı nedir? Kütle çarpı yer çekimi ivmesi. Bu dersimizde ne dedik biz? Kütle her zaman verilmez. Kütle yerine yoğunluk çarpı hacmi ele alacağız dedik. Şurada belli bir hacim var. Taban alanı çarpı yükseklik o hacmi bize verecek. Tabii sıvının cinsine göre yoğunluğu var. Onu yer çekimi ivmesiyle çarpacağız. Rho ile G'yi dışarıda bırakırsak arkadaşlar hacim nedir? Pi R kare çarpı H. Taban alanı ne bunun? Pi R kare. R yarı çap burada büyük R. Pi R kare çarpı H hacim. Demek ki bu hacmi değerlendireceğiz. Buradan H'yi çekeceğiz zaten. Bizim için bu H önemli. Ne dedik? Toplam Z yönündeki kuvvetleri sıfıra eşitse bir tane ağırlık var, bir tane yüzey gerilimi var. Bu yüzey geriliminin yönü yukarı doğru, ağırlığın aşağı doğru. Demek ki ikisi birbirine eşit olmak durumunda. Yüzey gerilimini göz önüne aldığımızda ve ağırlığı göz önüne aldığımızda Z yönündeki kuvvetlerin toplamını bu şekilde belirleyebiliriz. Ağırlık nedir? Rho çarpı G çarpı hacim pi R kare H. Yüzey gerilimi neydi arkadaşlar? Sigma S'yi tablodan alacağız. Newton bölü metre. Onu çevreyle çarpacağız. 2 pi R. Sonuçta o birim uzunluğa etkiyor 2 pi r'ye. Tabii belli bir açı yaptığı için onu kosinüs fi ile de çarpacağız. Bize şu dikey yöndeki kuvvet lazım. O da kosinüs fi ile ifade edilecek. Bu fi değeri de arkadaşlar bize verilir. Onun hakkında da konuşacağız. Yani sonuçta sigma s ve fi değerleri bize verilir. Onlar hakkında konuşacağız. Bu eşitlikten h'yi çekeceğiz. Bizim için h önemli. Ne kaldı elimizde? Düzenlersek denklemi 2 sigma s bölü rho g r çarpı kosinüs fi. Bu eşitlik bizim için önemli arkadaşlar. Bakın burada r'yi sabit aldık. Bir de r sabit. Hani bu böyle açılı gidiyorsa işler değişir. R sabitse eşitliğimiz bu. Sabit r için, sabit yarı çap için. Yani su yükseldikçe çap da değişmiyor. Evet, h eşittir 2 sigma s bölü rho g r çarpı kosinüs fi. Bizim için önemli bir eşitlik. Kılcalık etkisi çerçevesinde H yüksekliğini bu eşitlikten hesaplayabiliyoruz. Önemli bir nokta var. Uygulamada kılcalık etkisi genellikle çapı 1 santimden büyük borularda ihmal edilebilir düzeydedir. Arkadaşlar burada çap büyüdükçe tabii ki yükselen sıvı miktarı azalacak. Bizim için 1 santim kritik değer 1 santimden büyük borularda buradaki yükseklik artık bizim için mühendislik açısından bir önem taşımıyor. Demek ki zaten adı kılcalık arkadaşlar. Kılcalık demek yani çapı küçük borular demek.
kılcallık etkisi 1 santim ile modellenecek. Evet, bugünkü konumuz bu H eşitliği ve kavram soruları çerçevesinde devam edelim. Bu sorular da önemli. Küçük çaplı bir boru. Zaten arkadaşlar kılcallık etkisinde çap küçük olacak. 1 santimden küçük olacak. Temas açısı 110 derece olan. Bak bir geri gelelim. Bu fiilin adı temas açısı. Küçük çaplı bir boru temas açısı 110 derece olan bir sıvı içerisine daldırılmıştır. Borudaki sıvı seviyesi yükselir mi, düşer mi? Evet, önemli bir soru. Temas açısına göre bunu değerlendireceğiz. Arkadaşlar eşitliğimiz bu. Her zaman kullanacağımız genel geçerli eşitlik bu. Fi'nin değerine bakacağız. Fi 110 dereceyse arkadaşlar kosinüs 110 eksi çıkar. O zaman boru içinde yükselme değil alçalma olur. Demek ki akışkanın temas açısı bizim için önemli. Civada mesela temas açısı yüksektir. O zaman civada boru içinde yükselme değil alçalma olur. Fi'nin önemi bu şekilde. Fi'ye dikkat. Kılcal yükselme küçük çaplı borularda mı yoksa büyük çaplı borularda mı daha fazladır demiş. Bu soru önemli. Çünkü biz ne dedik? Kılcallık etkisi genellikle çapı 1 santimden büyük borularda ihmal edilir. Yani referans değerimiz de var 1 santim. Arkadaşlar kılcallık konusunun önemli bir konu. Teorisi de bunun önemlidir. Ama burada teoriyi vermedik. Pratikte H eşitliğini elde ettik. Ve H eşitliği çerçevesinde soruları değerlendireceğiz dedik. Mühendislik açısından ne tür sorulara bakabiliriz? Örneğin bu soru ders notunda da var. Bu soru bizim için önemli. Bunu güzelce ele alalım. Şekil ile verilen sistem 0.001 metre çapında. Bak çap küçük. Çapındaki tübün içinde 15 santim sıvı yüksekliği ölçülmesiyle taktaki P1 basıncın hesaplaması için kullanılacaktır. Bak, biz taklardaki basıncı böyle manometreleri bağlayarak ölçebiliyoruz. Ama bu manometrenin çapı önemli. Bak, buradaki çap 0.001 metreymiş. Ve bu manometreyi bağladığımızda bu boruda 15 santimlik bir yükselti oluşmuş. Bu yükselti bu içerideki basınç ölçmede bize yardımcı olacak. Ama şu andaki sorumuz direkt basınç ölçümü değil, bu kılcallığın etkisi. Yani biz manometreleri 1 santimden küçük çaplı seçersek hata mı yapıyoruz, doğru mu yapıyoruz ona bakacağız mühendislik açısından. Evet, manometre buraya bağlanmış, çapı küçük ve 15 santimlik bir yükseklik içinde gözlenmiş. Verilenler ne? Su 20 derece sıcaklıktadır demiş. Arkadaşlar bu sıcaklığa göre özellikleri seçeceğiz. Yer çekimi ivmesini aksi söylenmedikçe 981 metre bölü saniye kadar alacağız. Kılcal yükselme ve alçalma eşitliğimizi biraz önce çıkardık. 2 sigma s rho g r kosinüs fi. Fi temas açısı, r boru çapı olmak üzere h eşitliği bu şekilde ele alınacak. Burada bir kılcallık etkisi var. Çünkü borunun çapı 1 santimden küçük. 1 santimden büyük olsaydı dikkate almayacaktık. O zaman bu kılcallık etkisini değerlendireceğiz. Adım adım yapalım arkadaşlar. Öncelikle 20 derecelik sıcaklıktaki suyun yoğunluğunu bulacağız. Yoğunluğu eşitliklerde kullanıyoruz. Sıcaklığa göre de yoğunluk değişir. Elinizdeki tablolardan suya ait yoğunluğu 20 derece için 998 kilogram bölü metreküp olarak buluruz. Su için temas açısını bul diyor arkadaşlar. Bak bunu not alın. Su için temas açısı sıfırdır. Yaklaşık suda sıfırdır. Biraz sonra ayrıntısına bakacağız zaten de. Su için temas açısı sıfır derecedir. Suda sıfır derecelik her zaman alırız. Su için yüzey gerilimi sigma s değerini saptayıp yan tarafa yazınız demiş. O ilgili tablodan bak 20 derece için bakacağım bunu. 20 derece için sigma ve sigma s olarak da gösterilir. Yani kısaca sigma da olur. 20 derece için 0.0728 Newton bölü metre. Bu tablodan su için fi 0, rho da 20 derece için tabloda. Gelelim kılcal yükselme değerinin hesabına, H hesabına. Arkadaşlar H'nin hesabı şurada. Bak, formülü ne? 2 sigma s rho gr kosinüs fi.
2 sima S, Rho, G, L. O zaman sima 0.0728, başında 2 var. Kosinüsü buraya yazmışız. Kosinüs 0, suda 0. Yoğunluk 998 kilogram metreküp. Yer çekimi ivmesi 981 metre bölü saniye kare. Buraya dikkat, burada yarı çap olacak. Soruda çap vermiş. Bak hemen bakalım. 0.00 10 metre çapındaki diyor. Formülde ise bu R çap demiştik. Ona dikkat. Formüldeki R yarı çap demiştik. Ona dikkat. Düzeltiyorum. Formüldeki R yarı çap demiştik. Ona dikkat. 0.00 10 metre bölü 2'yi buraya alacağız. Burada yarı çap varsa çapı 2'ye böleceğiz. H 0.0298 metre. Bak şurada da var. H 0.0298 metre olarak bulundu. Arkadaşlar bu H değerini su kılcallıktan dolayı bu kadar daha yükselmiş. Hani kabın içindeki basınçtan dolayı H bir yükselme var manometrede ama artı bu kadar daha yükselmiş çünkü bir de kılcallık var. Çünkü çap 1 santimden küçük. O zaman biz basıncı hatalı ölçeceğiz demektir. Gerçek akışkan yüksekliğini hesaplamak için tüpün içindeki sıvı yüksekliğinden kılcal yükselme değerini çıkarıp yan tarafa yazınız demiş. Bak 0.15 metre yükselmişti. Bu 0.15'in içinde bu da var. Gerçek basınç değerini 0.15 bize vermez o zaman. Kılcallık etkisini çıkaracağız. Çıkardığımızda 0.1202 metre gerçek yüksekliği bulmuş olduk. Buradaki gerçek yükseklik demek yani basıncı hesaplayacağımız gerçek değer bu. Çünkü su kılcallıktan dolayı bir miktar daha yükselmiş. O da 0.15'in içine dahil olmuş. O zaman 0.15'ten o değeri çıkaracağız. 0.12 metre gerçek değer basıncı hesaplamak için. Bir mühendislik problemi bu. Meydana gelen hatayı hesaplayıp yan tarafa yazınız demiş. Hata ne? 0.15 ikisinin birleşimi. Gerçek 0.12. O zaman 0.12'yi bundan çıkarıp 0.12'ye bölersek %25'e yakın bir hatayı elde etmiş oluruz ki bu mühendislik için önemli bir hata arkadaşlar. %25 önemli bir hata. Demek ki manometre seçerken kılcal boru seçmeyeceğiz. Seçiyorsak da bu hesap yöntemini göz önüne alarak probleme müdahale edeceğiz. Evet, bu soru kitabımızda, ders notumuzda var. Onu sayfalara bakarak bulunuz. Ama çözüm yok. Çözümü beraber yapmış olduk. Önemli bir soru. Gelelim önemli yorumlara arkadaşlar. Bu kısım ders notu olarak da önemli. Şöyle bir okuyalım. Kılcal yükselme veya alçalma eşitliğini tüp çapına ve özgür ağırlığına göre yeniden elde ediniz demiş. Bakın bunu yeniden elde ediniz demiş. Yani buraya yazmadık. Arkadaşlar biz yarı çapa göre elde ettiysek hani burayı çapa dönüştürürsen problem nasıl değişir? Ona bakacağım. Buraya hani R eşittir D bölü 2 koyalım. D çap olsun. O zaman D bölü 2 2 yukarı çıkar. O zaman 4 sigma S bölü Rho G D olur. Yani çapa göre bu eşitliği de yazabilirsin. Hani buradaki yarı çap yerine çap yazdığında gerekli matematiksel düzenleme yaptığında yukarıya bir 2 geliyor. O zaman burası 4 oluyor. 4 sigma S Rho G D kosinüs fi oluyor çapa göre düzenlerse. Özgür ağırlığa göre düzenle demiş. Yani o ne demek? Rho çarpı G özgür ağırlıktır arkadaşlar. Yani Rho çarpı G yerine gamma yazabilirsin. Gamma özgür ağırlıktı. Bu çerçevede problemi ona göre de, problemi demeyelim de eşitliği ona göre de düzenleyebilirsin. Sonuçta temel eşitliğimiz bu. R yerine çap alırsan buraya 4 geliyor. Rho çarpı G yerine kısaca gamma özgür ağırlık yazabilirsin. Yüzey gelin biriminin neden Newton bölü metre olduğunu araştırınız demiş. Onu siz de araştıracaksınız. Zaten kısaca konuşmuştuk. Temel açısını alacağı değerlere dikkat ediniz. Tamam. Sıfırdan başlıyor. 140'a kadar gidebiliyor. Kılcal alçalma ne zaman olur ve tüp çapı 1 santimden büyük olduğunda kılcal değişim neden ihmal edebilir? Açıklarınız diyor. Arkadaşlar formüle de açıklayabilirsin bunu. Hani bir grafik çizersin. R büyüdükçe H değeri nereye gidiyor? Yani R büyüdükçe 1 santime doğru gittikçe H'nin daha küçüldüğünü, 1 santimden sonra çok çok küçük değer aldığını grafikte de görebilirsin. Yani buradaki sorular mühendislik yaklaşımı size ödev olarak veya meraklıysanız bunu araştırın.
sorusu olarak verilmiş. Kılcal alçalma ne zaman olur? Kosinüs fi'nin eksi değer aldığı zaman, kosinüs fi eksi değer aldığı zaman kılcal alçalma da olur. Yüzey geriminin sıvı sıcaklığıyla değişimi artar mı, azalır mı? Ve kritik nokta alıcı değeri araştırınız. Bu su için, yüzey geriminin hani su için diyelim, su sıcaklığıyla değişimi azalır mı? Su sıcaklığına göre arkadaşlar simasenin azaldığını gördünüz. Tabloda var. Ve su kritik noktaya gelirse, termodinamikte biliyorsunuz kritik bir nokta var. O zaman simase sıfır oluyor. Kritik noktada sıfır oluyor arkadaşlar. Onları araştırırsınız. Atmosferik havada yoğun ve birçok organik sıvının cam ile yaptığı temas açısı hemen hemen sıfır değerine eşittir demişiz. Atmosferik havada, yani atmosferik havada bir bardak suyu aldık, içine bir boruyu batırdık. O zaman buradaki suyun temas açısını deneysel olarak belirlemeye çalıştığımızda o sıfır değerine eşit oluyor. Bakın atmosferik havada diyor, yani karbondioksit içinde farklı olabilir. Bu tanımlar önemli. Dolayısıyla cam bir boruda su üzerindeki yüzey gerilimi kuvveti suyu yukarı çekmeye çalışacak ve şekilde çevresel olarak yukarı doğru etkir demişim. Yani çalışacak şekilde çevresel olarak yukarı doğru etkir demişim. Tamam. Hani suyun boru içinde yükseleceğini söylüyor. Tamam. Bunun sonucunda sıvı boru içerisindeki borudaki sıvı ağırlığı yüzey gerilimi kuvvetiyle dengelinceye kadar kaptaki sıvı seviyesinin üzerinde yükselir. Tamam. Burada hani anlattıklarımızı bir de laf olarak söyleyeyim demişim. Aklımızda kalması için. Tamam. Şu kısım önemli arkadaşlar. Havada bak. Hava içinde. Civa cam için temas açısı. Bak. Civa ile çalışıyorsak sınavda çıkarsa civa için 130 derece alacaksın. Burada var. Gaz yağı ile çalışıyorsak cam için, hani bak cam değil de mesela metalik bir malzeme olsa yine değişiyor. Bu özel bir durum. Havada ve cam için. Biz genellikle sorularımızı havada ve cam için soracağız. Ama ayrıntıyı da bilin. Cam değil de başka bir malzeme ise yine açı değişir. Gaz yağı cam için 26 derece. Gaz yağını sorarsak 26 derece alacaksın. Civayı sorarsak 130 derece alacaksın. Önemli nokta ne? Civanın içine camı daldırdıysak hava ortamında, atmosferik havada. Temas açısının genellikle farklı ortamlarda hava yerine başka bir gaz veya sıvı farklı değerler alacağı dikkate alınmalıdır demişim. Ayrıntılı kitaplardan merak eden araştırır. Evet, burada da anlattıklarımızın laf kısmı var. Onu okursunuz arkadaşlar. Sonuçta önemli nokta bu tablo içindeki sayısal değerler. 130 ve 26 derece iki akışkan için verilmiş temas açıları. Evet, gelelim bir sınav sorusuna. Arkadaşlar geçmişte sorduğumuz bir soruyu beraberce çözelim. Evet, iş çapını küçük D ile göstermişim ben. Çeşitli gösterimler olabilir. İş çapı D, bak çap dediği için çap alacağız zaten. İş çapı D 2.2 milim olan bir tüp. 1 santimden küçük olduğunu hemen dikkat ettik. Şekilde verildiği gibi 25 derece santigrat sıcaklıktaki su içine eğimli olarak daldırılıyor. Tüp içinde kılcallıktan dolayı meydana gelecek su yükselmesini şekilde verilen L değerini 40 derece ve teta, yani eğim açısı 40 derece ve 90 derece için bulun diyor. Zaten suyun temas açısı 0 ama buradaki teta temas değil. Şuradaki eğim açısı, tamam. Çünkü suyun temas açısını biz fi ile gösterdik. O fi 0, tamam. 90 derece için metre olarak hesaplayınız demiş. Biz hep dik olarak daldırdığında ne oluyor ona bakmıştık. Belli bir teta açısında daldırırsak ne oluyor ona da beraberce adım adım bakalım. Arkadaşlar önce sıcaklık 25 derecedeki su için. Bakın su ve hava ortamında çalışıyoruz. 25 derecedeki su için yoğunluk 999 kilogram bölü metreküp. Yüzey gerilimi sima veya sima S 0.073 Newton bölü metre. Su için temas açısı 0 derecedir. Bunları biliyoruz ve şu iki değer tablodan alınacak.
Çapta 2.2 milim verilmiş, yani 0.002 metre olarak bu çapı göz önüne alacağız. Gelelim tüp için serbest cisim diyagramına. Burası önemli. Belli bir açıda arkadaşlar tüp. Önce tüpün içine bakalım. Bir miktar sıvı yükselmiş. Temas açısı 0 ve sima yüzey gerilimi çerçevesinde yukarı doğru suda bir yükselme olacak ve L kadar yükselmiş. D çapındaki bu tüp için. Tüpün yatayla yaptığı açı teta arkadaşlar. Matematik olarak bunu değerlendirirsek arkadaşlar şu ağırlıkla şu yüzeyin normali arasındaki açı da teta. Bu şekilde şeklimizde güzelce bir şimdi de inceleyin arkadaşlar. Evet. Biz bu ağırlığı göz önüne alacağız. Bu ağırlık sonuçta yer çekimi ivmesi yönünde aşağı doğru etki edeceği için teta kadar bir açı oluşturacak bu yüzeyin normali çerçevesinde. Ona göre bakın ayarlayalım eşitliği. Ağırlık M çarpı G. Kütle ne? Yoğunluk çarpı hacim. Yoğunluk çarpı hacim çarpı G olarak bunu yazabiliriz. Neden kütleyi buna çeviriyoruz? Çünkü tablodan yoğunluğu aldık. Hacimde bize zaten hacim soruluyor. Yani L kapsamında soruluyor. O zaman yoğunluk 997 kilogram bölü metreküp. Hacim pi çarpı d kare bölü 4 d çapsa burası sonuçta taban alanı ne? Pi d kare bölü 4 d çapsa taban alanı bu. Çarpı yükseklik hacim. Bize zaten bu L soruluyor. Çap da verilmiş. Onu da metreye çevirmiştik. Buraya yerleştirmişiz. Tamam. Çarpı 981 metre bölü saniye kare. Yani G'yi de unutmayacağız tabii. Sonuçta ağırlığı L cinsinden bulabiliyoruz. Bak 0.030, 72, 65, 66 diye virgülden sonra ne varsa almışım. Sonuçta daha ayrıntılı bir sonuç bulmak için virgülden sonra ne varsa almışım çarpı L. Bu kadar Newtonluk bir ağırlık var. Bu ağırlığın değeri. Ama açılara göre değerlendirmeyi biraz sonra yapacağız. Nasıl yapacağız onu? Arkadaşlar bak x yönündeki kuvvetleri göz önüne alacağız. Sonuçta tüp dikey olduğunda dik yöndeki kuvvetleri dikkate alıyorduk. Burada belli bir açı var ve biz o açıya göre x-y koordinatını böyle yerleştirirsek x yönündeki kuvvetleri göz önüne alacağız. Dikkat. O zaman x yönündeki kuvvetlerin toplamı sıfır olacak. Sonuçta dengeye ulaşıyor bu. Ne var? Sima çarpı çevre uzunluğu var. Sima neydi? Newton bölü metre, çevre uzunluğu metre, Newton olarak simayı elde ettik. Yönü bu şekilde. Ağırlık şu şekilde etki edecek ve ters yönde etki edecek. Onun için eksi ve sinüs teta. Sinüsü gelecek yani. X yönündeki ağırlığı göz önüne aldığımızda bak dikkat. Dikkat. Direkt ağırlığı göz önüne almıyoruz. Sonuçta yaptığı açıya göre. Eşittir sıfır. Sima değerimiz 0.073 Newton bölü metre. Çevre uzunluğu sonuçta arkadaşlar çap verilmiş. Ona göre pi çarpı d 0.02 metre çarpı pi bizim çevre uzunluğu. Bakalım tamam. V'yi yukarıda bulduk 0.030 72 65 66 çarpı L çarpı sin teta. Bu teta temas açısı değil dikkat. Boru eğimli o eğim açısı. Arkadaşlar bakın böyle güzelce değerlendirdik. Buradan L'yi çektik. L işte sayısal olarak bu değerin sinüs detayı oranı. Bu soru önemli arkadaşlar. Nasıl yaklaştık? Bir kez daha söyleyeyim. Sonuçta şuradaki kuvvetlerin dengesinden yaklaştık. Belli bir açıda yani x boyunca olan kuvvetlerin dengesini ele aldık. Ağırlığı ve simayı yani yüzey gerilimini ona göre değerlendirdik. Birimleri Newton'a çevirdik ve bu çerçevede L'yi bulduk. Artık hangi açı için sorarsa 40 derece için 0.023 metreymiş. 90 derece için 0.015. Bak 90 yani dik aldığımızda.
dik aldığımızda da değer bu küçülüyor. Demek ki eğimli kısımda daha yüksek değerde dik aldığımızda minimum değere ulaşıyor. Arkadaşlar ders notunda yok ama başka bir sınav sorusu. Bunu da çözerek dersimizi bitireceğiz. Bakın bu da önemli bir soru. Adım adım yapalım. Genişlik ve yüksekliği 1.9 metre ve aralarındaki uzaklık 0.1 santim olan 2 adet paralel cam levha. Tüp değil bak. 2 adet paralel cam levha. Aralarında belli bir uzaklık var. Bunlar birbirine paralel olarak gaz yağının içine batırılıyor. Düşey olarak 20 derece sıcaklıktaki gaz yağına daldırılmıştır demişim. Tamam. Gaz yağı içindeki sabit duran iki paralel cam levha arasındaki kılcal yükselme metre olarak hesaplayın. Bak buradaki 3 tane soru çok önemli. Üçünde de ayrı yaklaşımlar var. Gaz yağının yoğunluğunu bak litre olarak vermiş. Bir de onu kilogram metre küpe çevireceğiz. 0.88 kilogram bölü litre. Tamam. Önce tablo değerleri. Gaz yağı temas açısı 26 derecede çalıştık biraz önce. 20 derecedeki gaz yağı için yüzey gerilimi tablodan 0.028 Newton bölü metre. Arkadaşlar tabloda mesela ben gaz yağına 30 derece veririm. Tabloda 30 derece yoksa yine 20 derecedekini alıp çözebilirsiniz. Sonucu çok etkilemiyor. Sonuçta elimizde bir tane tablo var. O da kısıtlı bir tablo. Hani o tablodan alacağınız değerler geçerli ama en gerçeğe yakın değeri alacaksınız. Şimdi buradaki önemli durum ne? Bu cam tüp değil. Cam tüp olsa ona göre çalışıyorduk. İki tane birbirine paralel cam eleman. Aralarındaki uzaklık küçük. Gaz yağının içine daldırılıyor. Yine arada bir yükselme olacak tabii ki. Her zaman burada bir yüzey gerilimi var. Bu yüzey, akışkanı, bu sıvıyı çekecek zaten yukarı doğru. Teta açısına bağlı olarak tabii civa olsa aşağı doğru inecek. Ona göre modelleyeceğiz. Şimdi modelimizi şöyle yapalım. Cam levhaların yüzey alanı verilmiş. 1.9 metreye 1.9 metre. Tamam. İkisi de aynı değerde. Ve aralarındaki uzaklık 0.1 santim. Belli bir yükselme olmuş. Ve bunun ağırlığını dikkate alarak incelememizi yapacağız. Yüzey gerilimi çerçevesinde FYG gerilim değerini buraya taşımışız. Ve belli bir teta, buna fi desek daha doğru olur. Ama önemli değil. Açıyı burada gösterdiğimizden bunun adı temas açısı oluyor arkadaşlar. Açıyı burada gösterdiğimizden bunun adı temas açısı. Tamam. İki tane cam levhada da aynı yüzey gerilmeleri oluşacak. Ve H kadar yükseklik olacak. Bu kılcal yükselmeyi bulacağız. Şeklimiz bu. Dikkat edeceğimiz noktalar. Şimdi hareketsiz durumda dengede zaten denge durumunu ele alıyoruz. Y yerindeki kuvvetlerin toplamı sıfır olacak. Dikkat! İki adet cam levha varsa F, YG'nin başına iki gelecek. Bunlar cam tüp değil bu. İki tane farklı levha. Onun için iki adet varsa başında iki olacak. Birinci önemli nokta bu. Sonuçta iki ayrı levha üzerinde bir yüzey gerilimi oluşuyor. İkisini de dikkate alacağız. Ama birbirine bitişik cam tüp de almıyorduk. Yani önemli fark bu. Yönleri birbirine ters, eksi ve eşittir sıfır demişiz. Tamam. Yükselen gaz yağının ağırlığı M çarpı G'den veya Rho çarpı V çarpı G'den bulacağız. Arkadaşlar 0.88 kilogram bölü litre. 1 metreküp 1000 litre olduğu için burayı kilogram bölü metreküpe çevireceğiz. Hani litreyi de gördüğünüzde bunu yapacağını hatırla. Yükselen sıvının hacmi 1.9 metre çarpı 0.01 metre çarpı H demişiz. Sonuçta buradaki hacmi matematik olarak hesaplayacaksın. Şuradaki hacmi. Çarpı 981 metre bölü saniye kare yer çekimi ivmesi. Arkadaşlar şu 1.9 nereden geliyor? Yani şunun şu uzunluğu 1.9 metre var. Sonuçta şu taban alanı 1.9 çarpı D. Şurası D hani 0 1 santim yüzey alanı çarpı H kadar da yüksekliği de dahil edersek bu kadar hacim var. Yani 1.9 buradan geliyor.
Arkadaşlar ağırlık 16.402 çarpı H Newton kadar. H zaten bizde sorulan. Gelelim F, Y, G'ye, yüzey gerilimine. Yüzey gerilimi nedir? Genişlik çarpı kosinüs teta çarpı sima S. Artı Y yönündeki kuvvet demişiz. Tamam. Genişlik 1.9 metre. Arkadaşlar ne yapıyorduk biz? Sima S'nin yanına bir metre değerinde bir çevre veya genişliği alıyoruz. Burada bir tane cam levhadan söz ettiğimiz için onun genişliği 1.9 metre. Kosinüs teta veya kosinüs fi temas açısı. O 26 derece tamam. Sima S de 0.028 Newton bölü metre. Bir tane FYG'nin değeri 0.0478 Newton çıkıyor. Bak, bu eşitlikler önemli. Yukarıda ne dedik biz? 2FYG-W eşittir 0 dedik, tamam. 2.0.0478 Newton eşittir 16.402 H. Tabii bu da Newton değerinde. Buradan H'yi çekeriz. H de 0.00583 metre. Yani küçük bir miktar yükselme olmuş ama mühendislik açısından bunu nasıl değerlendirebiliriz? Mesela aradaki uzaklığı arttırdığımızda, azalttığımızda H nasıl değişir? Onu bir grafik haline getirebiliriz. Böyle mühendislik problemlerinde belli bir sonuç bulduktan sonra arkadaşlar ona yapacağımız mühendislik yaklaşımı önemli. Her türlü yaklaşımını da grafikle göstermek çok önemli. Tezlerinizde örneğin bunları yapıyorsunuz. Burada da bu H'nin değişimini, çapa göre değişimini grafiğe taşıyabiliriz örneğin. Arkadaşlar bugünkü dersimiz soru yoksa bitiyor. 3 tane önemli soru çözdük. Bu 3 önemli soruyu anlayan kılcallığı halletmiş olur. Kılcallık için söyleyebileceklerimiz bu kadar. Geniş bir konu ama benim sizden istediklerim bu kadar. Soru yoksa arkadaşlar numaramızı yazıp dersten çıkabiliriz.